Günaydın. Saatlerimiz şu an 11-11.30'a falan geliyor. Ama ben yeni kalktım çünkü dün gece 2'de falan yattım. Böyle biraz film izledim aslında. Sonra telefonda takıldım. Biraz boş yaptım derken saat 2-2.30'a geliyordu ki normalde o saatlerde yatmaya alışkın değilim. En geç 12.30-1'de uyumuş olurum. İşte sabah geç kalktım. Bugün şöyle bir video çekmek istiyorum. Dün mesela ağır beslendim birazcık. İşte böyle makarna yedim, patlamış mısır yedim böyle dizi izlerken falan. Bugün de istiyorum ki öyle bir günün arkasından nasıl besleniyorum, onun videosunu çekeyim. Daha hafif, daha detoks günü gibi. Onu çekmeye çalışacağım bakalım olursa. Neler yapıyormuşum acaba? Temel olarak şunları yapacağım. Daha fazla bitkisel ağırlıklı hayvansal gıdalardan uzak kalacağım. Yani et ve et ürünü, süt ve süt ürünü tüketmeyeceğim. Bunlar bitkisel sütler olabilir tabii ki. Ama diğerlerini tüketmeyi düşünmüyorum. Daha normalde yumurta da yememem lazım. Şu an yumurtalı kahvaltım da elendi. Ama olur ya, niye yemeyeyim? Değil mi? Neyse, bilmiyorum. Bakacağız işte. Yani normalde her sabah güne kahveyle başlamayı çok seviyorum. Şu an kahve mi içsem, matcha mı içsem? Çünkü matcha birazcık daha vücuda detoks etkisi var. Öyle başlamak istiyorum. Ananasım var. Ananas, ıspanak falan böyle bir detoks suyu yapayım maçalı. Bir şeyler yedikten sonra amacım sabah koşuya çıkmaktı. Ama bilin bakalım kim uyudu? Ben. Bile isteği uyudum aslında. Çünkü genelde 9-9.30 zamanlı saatlerinde alarm olmadan kendi kendime kalkıyorum. Ama uyu Büşra dedim. Böyle güzel de rüyalar gördüm. Pişman da değilim uyuduğuma yani. Öyle bir kahvaltı yapalım, bir şeyler yiyelim, içelim. Hava da çok rüzgarlı gözüküyor bu arada. Sonra bir evde spora dair bir şeyler yaparız. Akşam üzeri bir koşuya çıkarız belki. Vücut böyle kardiyo da yapmış olur. Şimdi sabaha şöyle başlayacağım. Ananasım vardı. Ananasım, ıspanağım, yeşilliklerim böyle. Smoothie ile başlamak istiyorum. Matcha falan da koyarım içine, böyle antin kuntin tozlardan koyarız birazdan. Öyle bir başlayıp vücut içten bir temizlensin bakalım. Sonra kahvaltıyı düşünürüz. Hadi şimdi onu hazırlamaya geçelim. Şimdi beraber smoothie'mizi hazırlayacağız. Böyle bol yeşillikli, güzel böyle içten bir temizleyecek. Smoothie'mizi hazırlayalım yavaştan. Sonra içerken sohbet ederiz yine. Evet, malzemelerimi aldım. Limon koyacağım, ananas koyacağım ödem atmasından faydalanarak. Biraz salatalık koyacağım, bunun da ödem atması. Ispanak koyacağım yeşillik alayım diye. Bir de birazcık avokado ekleyeceğim ki açısından da beni doyursun ve vücudumu beslesin diye. Şimdi bunları bir yıkayacağım. Şu zaten yıkanmış mıydı? Hayır, ayıklanmış. Şunları bir şöyle dolu dolu bir avuç yeter diye düşünüyorum. Yeni aldım bunu. Bayağı kullanışlı bir şey. Biraz kullanıp size tecrübelerimi söyleyeceğim demiştim ama övebilirim sanırsam. Önceden Mix & Go kullanıyordum ama bunun haznesinin bu şekilde geniş olması ve hem bu altının çıkıyor hem de şu üstünün bu şekilde ayrılıyor olması bence çok çok güzel bir şey. Şimdi bunları koyacağım. Ispanaklarım zaten ayıklanmış olduğu için çok yormadılar aslında beni. Önce şu ıspanaklarımı koyacağım. Salatalıkların da kabuklarını çok soymak istemiyorum. Şöyle bir kaba kabuğunu alıyorum. Avokado o kadar büyük ki çeyreği yeter zaten.
suyu sonra miktarına göre de ilave edebilirim. Şimdi biraz antikontinlerimi koyacağım. Matcha koyacağım mesela. Matcha biraz bundan koyacağım. Bir de benim Amerika'dan gelirken aldığım şöyle bir şeyim vardı. Hem kolajen hem matcha içeriyor. Ve şeftali aromalı. Belki birazcık aromasını da güzelleştirir diye. Böyle yurt dışından aldığım Green Detox Mix diye bir şey var. Zaten şuna bakar mısınız? Yani bunun sizi iyileştirmeme gibi bir şansı var mı? Bence yok. Her yeri yeşil ya. Yani içine koyduğum iki tane sarı şey var. Bir tanesi limon, bir tanesi de ananas zaten. İnşallah o da tat verir. Tadı kötü olursa birazcık elma eklemeyi düşünüyorum. Bakacağız. Bence şu an bayağı iyi oldu. Kendi damak zevkinize göre, koyu ya da sıvı sevmenize göre bence hepsini ayarlayabilirsiniz. Ben birazcık daha böyle yoğun kıvamı seviyorum. Hatta kaşıkla yemeyi daha çok seviyorum ama bugün içeceğim. Midemi en az yoracak şekilde. Şu kremamsı kıvama bakar mısınız? Ben sevdim ya. Bunu da sonraya saklıyorum. Sonra içerim. Ağzını kapatıp dolaba koyacağım. Bu dolaba. Smoothie'mi hazırladım. Şimdi bunu içeceğim. Dediğim gibi normalde kahveyle başlıyorum güne. Çok alışkın değilim böyle başlamaya. Ama arada da gerekiyor gerçekten. Çünkü dün midemi yoğurdum birazcık. Hani yoğurdum dediğimde miktar olarak da çok yedim aslında birazcık. O yüzden de bunu yapmak istiyorum. Hani böyle biraz hafifletme diye. Bunu kahvaltı niyetine içmiyorum. Yani sadece kahvaltı öncesi. Hem zaten şu an acıkmadım da dün geç yediğim için. Kahvaltı öncesi beni biraz temizlesin. İçimi, dışımı yeşillikleriyle doldursun. Her yeme de bulaştırmışım. Ama rengi çok güzel gözükmüyor mu? Gerçekten. Kızarıklığımdan ve pembeliğimden de anlayacağınız üzere Chloe'nin bu 3 haftalık serisine başladım. Onu yaptım şimdi, gerçekten ölüyorum ama çok iyi hissettirdi. Özlemişim bu. İyi geldi. Şimdi daha kahvaltı yapmadım. O sabah içtiğim detoks suyuyla duruyorum. Onu içmeden yapsam daha iyiymiş çünkü spor yaparken biraz rahatsız etti. Çok alışkın değilim tok karnına spor yapmaya. Şimdi bir duşa falan gireceğim. Sonra güzel bir kahvaltıda görüşürüz. O eski halinden eser yok şimdi. Yok, az önceki sporlu halimden hiç eser yok şu anda. Çünkü duş aldım, enerjim yerine geldi böyle. Spor sonrası o duşun verdiği hafiflik, temizlik, spor yapmanın mutluluğu derken şimdi kahvaltı yapacağım. Söylemiştim zaten, bugün birazcık daha böyle detoks günü gibi yapacağım. O yüzden bitkisel bazlı beslenmeye özen göstereceğim. Normalde olsa şu an çok güzel yumurtalı bir kahvaltı yapardım. Ama kendime güzel bir salata yapacağım. Bakalım evde neler var. Salatamı karşılayacak şeyler var mı? Göreceğiz. Hadi mutfağa geçelim. Dolaba baktım, şimdi yeşilliğimiz var. Salata için malzemelerimiz var. Böyle güzel bir yeşillikli salata yapayım istiyorum. Bir de nohut varmış şansıma Allah'tan. Böyle haşlanmış nohut almışım. Hepsiyle beraber güzel bir salata yapmayı planlıyorum. Evet, birkaç bulduğum şeyi çıkardım şu anda. Temel olarak bunlardan yapacağım. Salatalığım var. Biraz turşu ekleyeceğim. O turşunun tuzlu tadını seviyorum. Avokado ekleyeceğim, havuç ekleyeceğim. Bir de üzerine biraz haşlanmış nohutla güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi bu salata hazırlıklarına bir girişeyim ben. Bir de su içmem lazım önce çünkü çok uzundur su içmedim. Oh, o kadar iyi geldi ki. Bu arada salata benim en sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Hani böyle sağlıklı vesaireyi geçtim. Zaten çocukluktan beri evde bir salata alışkanlığımız vardır. Annem sağ olsun gerçekten. Ve
Egeli olmaktan mı bilmiyorum. Böyle bildiğin orduya yapılır gibi salata yapılır bizim evde ve hiçbir zaman yetmez. Normalde 4 kişilik bir aileyiz. Sıradan bir aile olsa onu 6-7 kişi belki 8 kişi yiyecek bir salatayken biz o salatayı 4 kişi yeriz ve dediğim gibi hiçbir zaman bizim aileye salata yetmez. O yüzden salatanın yeri bende çok ayrı. Ben böyle zevk alarak yiyorum salatayı. Hoşuma da gidiyor. Öyle yani. Şunu bir yıkayayım. Öyle söyleyesim geldi. Salatamızı yaparken birazcık da sohbet edelim. Neden bu arada bu detoksu yapıyorum? Biraz ondan bahsedeyim bu sırada da. Bazı zamanlarda gerçekten canım sadece böyle şey çok seviyorum aslında ya. Böyle film izlerken patlamış mısır yemeği, böyle cips yemeği çok seviyorum. Bu bilmiyorum alışkanlık gibi birazcık hani. Dizi izlerken böyle şartlamışım kendimi bir şeyler yemeye. Ve canım saat kaç olursa olsun bir şeyler yemek istiyor. Bu alışkanlığımı aşmaya çalışıyorum aslında. Ama hoşuma gidiyor yani. Neyse dün de öyle bir gündü. Böyle çok film izleyesim geldi. Sonra bana birden dışarı çıkma yasağı olduğu için patlamış mısır söyledim. Jelibon söyledim mesela. Jelibonu çok severim. Neyse onları yedim. Şunu soruyor olabilirsiniz. Bunları ne sıklıkta yiyorsun ya da yedikten sonra üzülmüyor musun, pişman olmuyor musun falan gibi. Ama bende hiç öyle şeyler olmuyor. Yani o an yediğim bir şey için neden sonra kendini suçlu hissedesin ki? Sonuçta sen de insansın yani. Senin de canın isteyebiliriz, isteyebiliriz. Bunun normal olduğunu, arada böyle şeyler yiyebilecek olacağını aslında kabul etmek gerekiyor birazcık. Bu durumların hepsinin normal olduğunu. Ben ilk başlarda bu diyet ya da nasıl denir? Sağlıklı beslenmeye ilk başladığım zamanlarda şöyle diyordum, işte hayatta yemem. Ki hatırlıyorum, çok zayıf olduğum bir dönem var bir ara. 2017 senesi mi? 2017 olabilir. Yani o dönem gerçekten hiçbir şey yemiyordum. Yani hani böyle arkadaşlar bir tane cips uzatır, hayır ben bunu yemem diyordum. Ama o sıralar böyle onun doğruluğuna inanmıştım. Tabii ki evet vücut için sağlıklı değil ama canım istediği zaman da yemeyeceğim diyordum falan böyle. Ki yazın yaz mevsimiydi. Böyle ortalıkta abur cuburlar, işte patates kızartmaları, onlar bunlar bir sürü şey dolanıyor. Annemler mesela evde kızartma yaparlardı. Kızartma dediğim şey, yağda kızartma. Ben yemezdim. Derdim ki hayır, ben şeyde fırında yapacağım. Ben bunu kesinlikle yemem. Balık kızartırlardı mesela. Balığı da aynı şekilde. Derdim ki ben bunu yemem. Ve hani bana özel şey yapmaya başlarlardı. Fırında yapardı falan. Hala yine seçenek olarak varsa fırın seçeneği, fırındakini seçiyorum. Ama o zamanlar çok katıydım anlatmaya çalıştığım yani. Böyle kesin kurallarım vardı hayır yemeyeceğim diye. Bir şey düşünüyordum. Onları yersem hemen kilo alacağım. Onları yersem hemen sağlıksız olacağım. Sonra fark ettim ki bunlar bir denge içinde. Yani öncelikle senin kendini mutlu olman gerekiyor. Yani bu yaptığın süreci kendine zindan etmek değil de gerçekten bu süreçten keyif alman gerekiyor. Yani bu birazcık da şöyle çekiyor birbirini. Yani sen sağlıklı beslenmeye başladıkça onların sana nasıl iyi geldiğini fark ediyorsun. Enerjinin değiştiğini fark ediyorsun. Bana en çok sorduğunuz şeylerden bir tanesi mesela nasıl bu kadar enerjili olabiliyorsun? Gerçekten yediğin şeyler etkiliyor. Dün mesela o abur cubur dediğim şeyleri yedikten sonra sabah 11'de uyandım. Normalde 9.30'dan geç kalkmayan ben uyandım ve böyle şeyim. Evet yine enerjim var ama böyle bir önceki gün sağlıklı beslendiğindeki gibi enerji değil yani. Hani vücut hücrelerin dinç değil. Gece yorulmuş o. Gece vücuttan atılmaya çalışan şeyleri temizlemeye çalışalım derken vücut yorulmuş. O belli. Ne diyordum ya? Öyle konudan konuya atlarsam böyle olur işte. Unuttum vallahi ne dediğimi. Ne diyordum acaba? O zamanlar çok katıydım işte yani. Hiç yemiyordum falan. Sonra bunun denge olduğunun farkına vardım. Şu anda da şeyim, hiç yemem. Kesinlikle böyle pizzaymış, hamburgermiş değil. Yedim de var ya, of çok güzel yerim yani. Hani böyle tadını çıkara çıkara yerim. Severim de yani. O yüzden bunları kendinize zindan etmeden yapmak lazım. Yani mesela şöyle de bir şey var, ondan bahsediyordum. Abur cubur yedikçe canınız daha fazla abur cubur istiyor. Yani o batağa bir kere düştüğünüzde canınız sürekli bundan sonrasında yemek istiyor.
Bu da şey yani, battıkça batıyorsun, bir bataklık gibi. Asla çıkamıyorsun falan böyle. Böyle saçma sapan bir döngüye giriyor. Diyeceğim o ki siz ufak ufak başlayın. Başladıktan sonra devamı gelecek zaten. Attığınız adımın ne kadar büyük olduğunun önemi yok. Yani sen mesela başta güzel bir kahvaltıyla başla. Yediğin abur cuburları azalt. Hele zaten paketli gıdayı söylemiyorum artık. Yani hani ne kadar zararlı olduğunu. Yine yanlış anlaşılma olmasın. Yemezseniz daha iyi. Tabii ki bazı zamanlar... Bazı zamanlarda arkadaş grubuna girdiğimde mesela gayet de ortada cipsler, kuru yemişler olduğunda zor oluyor ama bir şekilde kendi dengeni kurman lazım. Bunun için de yapman gereken şey istemek ve denemen lazım gerçekten. Sonra aldığın sonuçlar, vücudundaki değişimleri fark ettikçe ve sana iyi geldiğini fark ettikçe bazı ihtiyacın kalmayacak aslında. Sabah kullandığım avokadom vardı. Onun bir diğer çeyreğini de salatama koyacağım şimdi. Akşama da yüksek ihtimalle güzel bir çorba yaparım. Böyle düşünüyorum. Bu aldığım avokadonun kabuğu da o kadar inceymiş ki gerçekten soyamıyorum yani. Şu kadar. Hepsine yazık oluyor şu avokadoların. Carrefour'dan almıştım ki normalde oralardan aldığım avokadolar bu kadar büyük ve lezzetli olmaz. Aşkım ben de. Neyse, böyle şeyleri çok sorgulamamak lazım. Güzel bulmuşsun, gideceksin işte. Değil mi? Oy, gerçekten o kadar iyi hissediyorum ki ya. Anlatamam size. Bu hissi özlemişim. Akşam üzeri bir de koşuya çıkarsam mis gibi olur şu an. Dediğim gibi turşu opsiyonel. Bence koymasanız daha iyi. İçinde bekletildiği su, bu bilmem ne, bir sürü şey girebilir. O yüzden siz koymayabilirsiniz. Hatta koymayın, bence daha iyi. Ama ben damak zevkim böyle istiyor, paşa gönlüm. Amacımızın ne olduğunu anladınız zaten genel olarak. Amacımız bitkisel seçenekler oluşturmak. Bunu da durunulmuş. İlk defa deneyeceğim valla. Nasıl bir şey acaba? Böyle suyun içinde. Biliyorsunuz böyle bakliyatlar protein deposu. Yani bitkisel olarak size protein sunuyor. Şöyle. 3 kaşık kadar falan da bundan koysam bu beni akşama kadar tok tutar valla. Şimdi burası harika. Bir de soda açacağım yanında. Bunu tabii ki böyle bırakmıyorum. Bir Egeli olarak salatamı zeytinyağsız yediğimi düşünürseniz bu beni üzer. Yani bunlarda da, bu arada doğal nar ekşisi. Bunu köyden alıyoruz, yapıyorlar orada. Bu da bizim kendi zeytinliğimizden zeytinyağımız. Şöyle bunu ben bir Mutfak Sanatlar Akademisi'nde kursa gittiğimde orada şöyle öğretmişlerdi. 3 ölçü zeytinyağı koyuyorsan, şöyle biraz. Şöyle 1 ölçü kadar, bunun 1/3 kadar falan nar ekşisi koyuyorum. Böyle bunu bu şekilde karıştırdığınızda o kadar güzel karışıyor ki böyle homojen bir şey oluyor. Ayrı ayrı koyduğunuzda bir ayrı nar ekşisi ayrı kalmış oluyor. Güzel oldu. Bunu da ekliyorum salatama. Hatta şöyle dökelim hepsini. Bunun güzelliğine bakın. Yani şu size sağlık vermeyecek de ne verecek ya? Yani böyle daha yemeden bile yanlıştan temizlendiğimi hissedebiliyorum. Bir de yiyince siz düşünün yani. Hadi gidelim. Evet, yemeğimiz hazır. Ağzım sulandı şunu görünce bile. Bu arada en önemli şeylerden bir tanesi bence yemek yerken başka şeyle uğraşmamak. Ki ben bunu genelde yapamıyorum, ya dizi ya telefonla uğraşıyorum. Ama eğer imkanınız varsa gerçekten bir şeylerle uğraşmamaya çalışın. Tamam, ben şimdi yemeğe geçiyorum. Hoşçakalın. Gerçekten çok güzel olmuş ya. Tavsiye edilen yeme süresi 15-20 dakika arasında minimum. Böyle uzun uzun yavaş yavaş çiğneyerek yerseniz hem doyduğunuzun farkına varıyorsunuz hem de sindirime yardımcı oluyor. Ben şimdi bunları toplayacağım. Biraz dizi izlerim.
çok kahve içmek istiyorum. Ama bugün kahve detoksu da yapacağım. O yüzden kahve de içmeyeceğim bugün. Vücudum bir böyle kendine gelsin, kahvesiz de geçirebileceğinin farkına varsın. Yeşil çayla falan idare edeceğiz. Akşam bir de Mansur'un apartmanı var. Şuraları bir toplayalım. Sonrasını düşünürüz. Şunu içmeye devam edeceğim. Şimdi canım böyle birazcık tatlı bir şeyler istedi. Şöyle Froppi'nin yarısını yediğim daha önce bir... Ne denir? Probiyotik barı vardı. Bunu yiyeceğim. Su ısıttım. Kendime yeşil çay yapacağım. Bu tatlı ihtiyacım bununla karşılayacağım. İçeriğinde hemen söyleyeyim size. Hurma, kaju, chia tohumu, kakao, kakao yağı ve probiyotik var. Detoks günümüz için bayağı güzel olur diye düşündüm. O yüzden bunu seçtim. Bir de aslında birçok şey var da evde yediğim böyle atıştırmalık olarak. Probiyotik olması dediğim gibi daha çok çekti. Şimdi suyumu kaynattım. Yeşil çayımı alayım şuradan. Doğadan'ın yeşil çayı. Evet. Şimdi yeşil çayımın demlenmesini bekliyorum. Bir de dizimi açarsam mis gibi olacak. Evet, şimdi saat 6 civarına geldi. Ben akşam yemeğimi hazırlamaya başlayacağım yavaştan. Çünkü anca hazır olur. Çorba yapacağım. Evde çok malzeme yokmuş açıkçası. Markete çıkmaya da üşendim. Hazır şimdi yayla bakliyatın ne? Ezogelin çorbası vardı. Onu yapacağım. Eğer sizin imkanınız varsa böyle soğanlı... maydanozlu, kabaklı falan bir detoks çorbası tadında bir şey yapabilirsiniz. Bence çok daha güzel olur. Şu, bunu yapacağım ben şimdi. Zaten çorbanın hazırlama her şey falan arkasında yazıyor. Bu arada su kaynarken ben bu yayla bakliyat, aman yayla bakliyat demişim. Bizim mutfağımız. Neyse, bunun ürünlerini seviyorum bayağı. Çok pratik oluyor. Her şeyi bir araya koymuşlar. İçinde ekstra malzeme yok. Mercimeği, bulguru. Bir de pirinci var zaten. Baharatını da isterseniz ekleyebiliyorsunuz ki o da güzel oluyor. Bence çok pratik ya. Böyle yeni şey, yeni yeni şeyler çıkması bence iyi oluyor herkes açısından. Tencerenin ne kadar dolu görüyor musunuz? Çok eğlendim. Ama ne yapayım yani. Bu kadar o. Neyse, bu kadar su gerçekten buna yetecek mi? 1 litre diyormuş çünkü, diyorum bir azlık var. 250 ya, hepsi için hepsi için 1 litre koymamız gerekiyormuş. Ben 250 koymuşum diyorum. Allah Allah, bunda bir yanlışlık var. Gerisi için yarım litre koymanız gerekiyor. Hayır, normalde de şeyim. Sayısalcıyım yani, niye böyle bir hesaplama hatasına girdiysem. Heh. Tamam ya, şimdi normale döndü. Tamam, oldu. Şimdi bunu kaynamaya bırakıyorum. Bir yarım saat sonra, 20 dakika, yarım saat sonra falan görüşürüz. Ya bugün gerçekten ne oluyor ya? Normalde asla yapmadığım şeyler. Bakar mısınız? Böyle taşmış şimdi bu. Gerçekten normalde asla başıma gelmez şu olay. Ama video falan çekiyorum ya. Yok, hepsi gelecek başıma yani. Çorbamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Temizliklerimizi yaptıktan sonra. Çorba oldu gibi bence. Sadece birazcık daha suya ihtiyacı olacak. Bir de bunu birazcık daha blenderdan geçirsem daha güzel. Böyle pürüzsüz içmeyi daha çok seviyorum. Bir de tuzu yok. Tuz ekleyeceğim. Baharat ekleyeceğim. Yağ ekleyeceğim. Ondan sonra blenderdan geçireceğim. Ve hazır olacak çorbam. Buna birazcık daha su ekleyeceğim. Tamam.
Çorbam hazır. Normalde ben bunu 2 gün yemelik yapmıştım ama miktarı gözüme az geldi. Yerken şimdi çok gelirse bırakırım. Ama iyi gibi yani. Sadece tuzu biraz az ama ekmeyeceğim. Geri kalan her şey çok güzel. Otursam mı acaba? Çok güzel olmuş gerçekten. Oy. Evet, akşam yemeğimiz için hazırız gerçekten. Yam yam yam. Open your baby's face. Where did you go? Açıkçası bugün benim için çok güzel geçti. Çünkü kendim için bir şeyler yapıyor olmak bana çok güzel hissettirdi. Yani kendime iyi bakıyor olmak, bedenime iyi bakıyor olmak, bu her ne kadar bir bahaneyle olmuş olsa da bazen gerçekten sadece anın tadını çıkarmak lazım ya. Dün o mısırları, onları bunları yediğim için hiç pişman değilim. Bugün de böyle bir gün geçirmemi sağladı. Bu da beni çok mutlu etti açıkçası. Sporumu yaptım, güzel beslendim. Gerçekten böyle hiç acıkmadım da doya doya da yedim aslında. Güzel bir gün oldu. Umarım sizin için böyle dün yediğiniz hurmalar bugün sizi tırmalamaz. Güzel dengenizi sağlayabilirsiniz. Çünkü dengeyi sağladıktan sonra aslında her şey çok çok kolay. O yüzden kendinizi hiç sıkmaya gerek yok. Umarım herkes kendi dengesini bir gün bulur. Ben kendimin bulduğuna inanıyorum. Evet, çorbamı da içtikten sonra şu an saatlerim 7'ye geliyor. Bu saatten sonra artık bir şey yemem. Bol bol su içerim. Çünkü bugün ne kadar su içersem o kadar iyi temizler vücudumu. Çok da keyifli oldu dediğim gibi. Kendim için bir şeyler yapıyor olmak ve iyi bakıyor olmak, iyi beslenmek bana güzel hissettirdi. Umarım sizin için de böyle olur ve biraz olsun gün ağır beslendiğinizde bir sonraki gün neler yiyebilirim diye düşündüğünüzde size de fikir olur diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve isterseniz bildirimleri de açmayı unutmayın. Hoşçakalın.